Evet, her şey hazırsa böyle konuşursam çok mu altta oluyor ya? Tamam, böyle yapayım. Oh, süper oldu. Başlıyorum. Aloha. Bugün bir kitap önerisiyle karşınızdayım ve kitap önerisi videosu çekmeyeli çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Ben zaten hani her videoyu çekmeden önce yine ve yeniden böyle ekstra heyecanlı oluyorum. Ama hani dediğim gibi heyecan güzel bir şey. O yüzden hani heyecanla bu videomuza başlayalım diyorum. Şimdi bugün sizinle paylaşmak istediğim kitabın adı Rezonans Kanunu. Hatta şöyle göstereyim. Yazarı Pierre Frank, Alman bir yazarın kitabı. Ben bu kitabı bitireli bir 2 ay oldu ama sizinle paylaşayım istedim açıkçası. Hani 2 aydır aklımda bir türlü bu videoyu çekmeye zaman gelmedi. Başka videolar araya girdi. Bir de biliyorsunuz bir Maldivlere seyahatim oldu falan böyle vloglar çektim. Öyle oldu böyle oldu derken böyle hani biraz ara vererek çektim. Aslında ben normalde kitapları okuduktan hemen sonra hani o kitapla ilgili video çekeceksem çekmekten çok daha büyük keyif alıyorum. Ama neyse sıkıntı yok. Şimdi bu kitabı özellikle size önermemin sebebi zaten hani bir süredir kanalımızı yani kanalı takip ediyorsanız, beni tanıyorsanız ve hani özellikle kitap önerileri videosunu ya da Abraham videolarını izliyorsanız benim böyle enerjiye, çekim yasasına ve düşünce gücünüzde hani bunu yaratma kabiliyeti diyeyim hani tırnak içinde ya da yeteneğine aslında bunu kas gibi gördüğümü biliyorsunuzdur. Dolayısıyla da bu kitap da enerjiden bahsediyor. Hani enerjilere nasıl yaklaştığımı ya da enerjiyle işte çekim yasası ile ilgili neler düşündüğümü de az biraz anlamışsınızdır. O yüzden özellikle bu konulara ilgisi olan ama yalın bir dille anlatan birinin dilinden, elinden okumak isteyen kişiler için bu kitap çok uygun olacaktır diye düşündüm. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle bu kitap dediğim gibi Pierre Frank yazarı, Alman bir yazar. Koridor Yayıncılık'tan çıktı ve çevirisini yapan kişiden de bahsedeyim. Bengisu Akipek adlı kişi çevirisini yapmış. Konusu da rezonans alanı dediği yani çekim alanı oluyor ve bundan bahsediyor. Ve bizim rezonansla yani bu çekim yasasıyla enerjiyle neler yaratabilme gücüne sahip olduğumuza çok sade ve çok yalın bir dille değiniyor. Benim açıkçası hani bu kitabı okurken böyle zaman zaman şunu düşündüğüm oldu. Çok mu basit anlatmış? Hani çok mu sade anlatmış? Çünkü bu konulara benim zaten ilgim olduğu için ve Abraham Hicks kitaplarını böyle yediğim yuttuğum için biraz bana hani sade bir dil gibi geldi. Ama sonrasında da yine düşündüğümde aslında ben ilk defa bu tarz bir kitap okuyacak olsam gerçekten böyle nokta nokta hatta zaman zaman işte size alıştırmalar vererek de ilerleyen bir kitap olmuş. O yüzden de benim hoşuma gitti. Kendisi bu arada motivasyon konuşmacısı yani değişik eğitimler de veriyor ve birçok farklı kitabı da var. Şimdi bunları demişken kitabın konusuna bir gelelim. Motivasyon olarak motive de eden bir kitap. Okuması dediğim gibi kolay, yalın bir dille yazılmış dedim. Bilimsel kanıtlara dayalı arkadaşlar. Bir diğer size önerme sebeplerimden biri de bu oldu. Genelde zaten hani bu tarz kitaplarda böyle hani kişisel gelişim diye geçebilir hani bu mesela. Böyle işte siz düşünün ve onu yaparsınız. Düşündüğünüz kadar varsınız. İşte düşünmek başarmanın yarısı falan gibi böyle çok motive edici gerçekten konuşmalar olabiliyor. Lakin hani siz tamam diyorsunuz ama ondan sonra hareket edecek gücü ya da bir türlü başlama hevesini kendinizde bulamayabiliyorsunuz. Ya da aranızda daha analitik düşünen, gerçekten bilimsel kanıtlar isteyen arkadaşlarımız varsa o açıdan sizi yine çok tatmin edecektir deyip böyle bu kitabın pazarlamasını yapıyormuş gibi hissettim ama gerçekten öyle değil. Yararlı ve faydalı olacağını düşündüğüm için bütün bunları söylüyorum. Şimdi dediğim gibi bilimsel kanıtlara dayalı ve rezonans titreşim demek, eko demek, yansıma demek. Rezonans kanunu dediği de benzerin benzeri çekmesi oluyor. Ya yani aslında diyor ki yazar genel olarak eğer siz bir enerji alanı yayıyorsanız, bu Abraham'ın da dediği zaten vortex'iniz diyeyim ya da auranız, sizin bir girdabınız varsa, siz o yaydığınız enerjiye göre insanları, olayları, hatta hayatınızdaki kişiyi çekersiniz. Yani siz neyseniz
karşınızdaki kişi de size o şekilde çekilim duyar. Aynı şekilde karşınızdaki kişinin enerjisi de size uygunsa siz ona karşı ya da ona doğru bir çekilim duyarsınız diyor çok kabaca. Tabii ki hani bu duygusal ilişkilerde de böyle, iş ilişkilerinde de. Ya da mesela siz işinizle ilgili çok büyümek istiyorsunuzdur ama düşünce olarak, enerji olarak, duygusal olarak daha orada değilsinizdir. Kendinizi orada görmüyorsunuzdur. Belki belli başlı inançlarınız vardır ve siz bir türlü oraya erişemiyorsunuzdur. Ya da istediğiniz bir bolluk, bereket vardır hayatınızda, size akmıyordur. Bunun neden olmadığıyla alakalı da aslında bu kitap. Ve şu da var, hani böyle belli başlı yerlerde özlü sözler de var kitap boyunca. Mesela Buda'nın söylediği bazı özlü sözler ya da hani işte değişik filozofların falan böyle sözlerine de yer veriyor. Bence onlar da çok düşündürmeye itiyor diye düşünüyorum açıkçası. Bir de kitapta verilen zaten böyle hani birçok bilgi var ve burada zaten hani hepsine değinmem mümkün değil. Yine tahmin edersiniz ki ben hani şöyle göstereyim. Oy. Bayağı böyle çize çize altını, hani daha doğrusu üstünü okuduğum sayfalardan. Böyle görüyorsunuzdur herhalde. Ben çizerek okuyorum, hani çizerek ilerliyorum. Böyle okumak bana çok keyif veriyor. Özellikle hani tabii ki romanlarda değil de sindire sindire okumak istiyorsam bir kitabı bu şekilde okumayı seviyorum. Şimdi dediği ve benim çok ilgimi çeken ilk defa duyduğum bir konu vardı. O da şu, not aldım bu arada, ona da bakıyorum. Kalbin 2,5 metre çapında güçlü bir enerji alanıyla çevrilmiş olmasından bahsediyor. Ve beynin de çalışmak için kalpten sinyaller aldığından bahsediyor. Aynı zamanda kalbin manyetik alanı beynin manyetik alanından 5000 kat daha güçlü diyor arkadaşlar. Ve bunu da, yani sadece bunu söylemekle zaten yetinmiyor. Bilimsel verilere, bilimsel araştırmalara dayandırıyor. Bir de hatırladığım kadarıyla 1994 yılıydı sanırım, bir işte çalışma yapılıyor böyle ve o çalışmanın sonuçları da dünyayla paylaşılmıyor. Yani onun önünü kesiyorlardı, bu tarz bir şeyden bahsediyordu. Bunun sebebi de hani eğer ki bu çalışmayı, yani bu çalışmadan aldıkları daha doğrusu sonucu herkesle paylaşırlarsa, o zaman herkes istediğine düşünce gücüyle, inancını değiştirerek ve duygularını değiştirerek ulaşabilir. Bu da çok kolay olur diye. Yine dediğim gibi hatırladığım kadarıyla birkaç ay oldu ama böyle bir çalışma vardı ve onu paylaşmamışlardı 94 yılıyla diye hatırlıyorum. O çalışmaya da zaten kitapta yer veriyor. Bunun yanı sıra belki de tüm kalbimizle inandığımız şeyler tam anlamıyla gerçekleşiyor olabilir noktasına bizi getiriyor aslında. Ve bu açıdan hani benim farklı bir pencereden bakmamı sağladı. Ve aynı zamanda olumlamalar, hani ben ne olmuş yani podcast'i takip ediyorsanız öyle bir podcast'im var. Orada olumlamalarla ilgili bir bölüm kaydetmiştim mesela. Olumlamalar gerçekten işe yarar mı diye. Bu kitapta da böyle zaman zaman olumlamalara yer veriyor. Ve olumlamaların aslında bizim inançlarımızla düşüncelerimizi değiştirmekte, ona tabii gerçekten inanarak söylersek ya da onu hani inanarak kendimize tekrar edersek diyeyim, böyle bir mantra gibi, bizim duygularımızı, düşüncelerimizi ve dolayısıyla da davranışlarımızı nasıl değiştirdiğinden de bahsediyor. Bir de burada şöyle bir nokta var, bence o da çok kıymetliydi. Ben hani bunun üzerinde hatta podcast'te o bölümde çok durmadım, sonra niye bundan bahsetmedim dedim. Beynin sinapsları arkadaşlar değişiyor. Bu kitabı biraz şöyle kaldırsam mı yoksa tutsam mı? Kaldırayım biraz da şöyle. Elim yoruldu. Beynin sinapslarının değiştiğinden de bahsediyor. Çünkü orada hani zaten hani beyin nasıl çalışıyor biraz ilginiz varsa hani anlıyorsunuz, böyle değişik ağlar var ve o ağlar, hani siz mesela, ben bolluk ve bereket bilinciyle yaşıyorum, ben bolluk ve bereketi kendime çekiyorum diye mesela bunu tekrar ederseniz ve zamanla bu konuda kendinize inanırsanız eğer ki, beyinde farklı yollar açıyorsunuz ve o sinapslar birbiriyle bağlantı kurduğunda, değiştiğinde zaten o hissiyat da geliyor ve sizin dünyanız, çevreniz, hayatınız değişmeye başlıyor. Buna da değiniyordu. Şimdi şöyle bir soru daha var sordu. İnsan duyguları DNA'nın şeklini etkiler mi diye bir soru yöneltiyor ve cevap olarak da evet diyor. Hatta burada size bir örnek vermiş. Bir dakika, onu ben bulayım. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim mesela. Diyor ki kendisi, çok derin sevgi hisseden insanlar kendi DNA'larının şeklini değiştirebilirler.
Ve HIV pozitif olan hastalarla araştırmalar gerçekleştirilmiş ve minnet, şükran ve sevgi duyguları hisseden insanların bu duyguları hissetmeyenlere kıyasla 300 bin kat daha güçlü bir bağışıklığa sahip olduğu görülmüş arkadaşlar, yapılan bir araştırmaya göre. Ya zaten hani artık değişik videolarda, işte şu an mesela çektiğim meditasyon videoları ya da neden meditasyon yapmalıyız bunu anlattığım bir videom vardı. Hatta şuraya koyarım izlemeyenler için ve pratik olarak da meditasyon yaptığım, bunu sizinle paylaştığım bir video da vardı hatırlarsanız, hani izleyenleriniz olmuştur. O videoda da mesela bahsetmiştim. Zaten hani benim için ya da diyeyim, meditasyon yapmak, bu kaynağa bağlanmak, minnet ve şükran ve sevgi duygusunu günden güne, gün be gün daha da hissetmek için böyle kısa yol oldu. Ve o yüzden de ben zaten bunun önemini çok daha fazla gün be gün kavradım. Ve bu kitabı da açıkçası hani bunları da öğrenince dedim ki tamam, doğru yoldasın, süper. Zaten hayatımda çok olumlu değişmeler oldu. O yüzden de hani bütün bunları söylerken her şey birbiriyle bağlantılı. Yani yoganın da o yaptığınız fiziksel, tabii ki yoga sadece fiziksel egzersiz değil ama hani bir koşmak bile fiziksel egzersiz bile diyeyim hani kısaca, sizin duygusal halinizi etkiliyor ve duygusal haliniz değiştiğinde düşüncelerinizin gücü ve kalitesi de artabiliyor. Bu yüzden de birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve bir de arkadaşlar, Pierre Frank Bey şundan da bahsediyor. Başarılı istemekten, şükran duygusunun öneminden, konu olarak Abraham'dan zaten hani aşina olduğunuzu düşünüyorum bu konulara da. Aynı zamanda tabii inançlarınızın gücünden ve de yazmanın öneminden. Yani zaten böyle verdiği bazı teknikler diyeceğim buna ya da alıştırmalar var. Orada da hani yazmakla ilgili verdiği bazı araştırma diyorum, işte teknikler var, alıştırmalar var. Orada göreceksiniz. Çünkü bazı şeyleri yazdığınız zaman aslında onun hayatınızdaki yerini de görmüş oluyorsunuz. Ve yazdıkça yazdıkça, bir şeyi tekrar ettikçe dediğim gibi onun kendi gerçekliğiniz olma olasılığı artıyor. Şey sözü vardır ya, bir şeyi 40 kere söylersen olur diye bir atasözü vardır. Hani bu da zaten bence çekim yasasına ya da rezonans kanununa çok çok büyük bir örnek oluyor diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra şöyle bir şeyler daha vardı. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. En son bilimsel bulgulara göre diyor kendisi, gelecekte zaten şu anda var olduğu için ihtimallerden kendimize uygun bir gelecek seçebiliyoruz. Yani şunu demek istiyor. Bu benim için gerçekten böyle üzerine günlerce düşündüğüm bir konu oldu. Hani geçmiş bugünümüzü yaratıyor ya da geçmişteki işte travmalarımız olsun ya da yaşadığımız anılar falan, hani her neyse, onlar hani bugünümüzü etkiliyor, bunu biliyordum. Ama aynı zamanda bizim geleceğin de şu anımızı etkilediği ve ne diyor? Gelecek ihtimallerden kendimize, şu anda var olduğu için gelecekte o ihtimallerden kendimize uygun olanı seçebilmek. Hani bu benim gerçekten böyle kafamı karıştırdı ve üzerine düşünmemi sağladı. Yani aslında kendi geleceğimizi kendimiz yaratıyoruz ve bize uygun geleceği de biz seçiyoruz ve hepsi şu anda var gibi bir şey. Ya bunları böyle çok çok düşünürseniz zaten biraz yanabiliyor beyniniz. Benim birazcık oldu yani bazı yerlerde. Ama ne kadarını istiyorsanız o kadarını düşünün, o kadarını araştırın. Zaten hani kuantum fiziğiyle de ilgileniyorsanız biraz ona da dokunuyor. Yani onunla da tabii ki de ilgili aslında. Ama tabii onlara çok fazla değinmiyor diyebilirim size. Ama her şey enerjiden ibaret sonuç olarak. Ve bunun yanı sıra bir de şunu söylemiş. Bizi çevreleyen gerçekliğin sadece %92'si duyularımızın erişimine kapalı. Yani biz sadece bizi çevreleyen gerçekliğin %8'ini görebiliyoruz. Ve göremediğimiz bambaşka bir gerçeklik var. Ve bunu bizim algılamamız da pek mümkün olmuyor diyor. Ama bunların hepsi benim anladığım kadarıyla işte inançlarımızı değiştirebilmekle geleceğimizi farklı ve daha iyi yaratabilmekte yatıyor. Bunun da zaten hani en ana noktası şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ve aslında şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz sorusuna verdiğiniz cevap her şeyi etkiliyor diye düşünüyorum.
Yani arkadaşlar, işin özü bu kitap sizi sorgulatıyor, düşündürüyor ve çekim yasasına, enerjiye ilginiz varsa zaten hani bu kitabı okuyun. Zaten bu videoyu izlediyseniz buraya kadar da bu konulara ilginiz olduğunu düşünüyorum. Aranızdan da birine bu kitabı hediye etmek istiyorum. Dediğim gibi hani arada böyle ben birçok yeri çizdim ve hani birçok yer böyle fosforlu kalemlerle kaplı. Şurada da mesela Buda'nın bir sözü var, onu da okuyayım size. Diyor ki Buda, bugün düşündüğün şeye yarın dönüşürsün. Ya aslında çok kıymetli, bu sözler üzerine çok düşünmüyoruz ama belki de düşünmemiz gerekiyor. Mesela Goethe'nin bir sözüne yer vermiş. Bilmek yetmez, uygulamak gerekir. İstemek yetmez, yapmak gerekir. Yani o kadar, mesela Abraham'la da hepsi bağlantılı. Çünkü hep Abraham'da bir şeyi duymak, anlamak, kavramak başka ama onu uygulamak ve deneyimlemek bambaşka der. Dolayısıyla yani bu enerji dünyası ve bizi çevreleyen dünyada bu. Çünkü her şey, her madde de enerjiden ibaret. Hepsi bir yerde birleşiyor. Neyse, çok dağıtmadan ben bunu aranızdan birine dediğim gibi hediye etmek istiyorum. Ve yorumlara yazın. Hani yorumlara yazan arkadaşlarımızdan, sizlerden bir kişiyi seçeceğim arkadaşlar. Ve sizden hani Instagram'ınızı isteyebilirim. Ve o şekilde hani size yollayacağım bu kitabı, size ulaştıracağım. Hediye etmek geliyor içimden çünkü siz de okuyun. Ben bir tane kitap olduğu için elimde bir tane hediye edebileceğim ama ilerleyen günlerde değişik kitap önerileri ya da başka belki minimalizmle ilgili videolar çekersem orada da size hediyelerim elbet olacaktır çünkü paylaşmayı seviyorum. Şimdi bunu demişken son olarak şuna da değineyim. Kendisi şunu çok önemsiyor. Çevrenizde size inanan ve size güvenen insanlar olmasının önemi. Ya da siz eğer ki bir şeyi başarmak istiyorsanız o şeyi sizden önce başarmış insanlara bakın. O insanlarla konuşun. Onların onu nasıl başardığına bir bakın diyor. Bence bu da çok önemli bir nokta. Aslında birçoğumuzun atladığı ya da belki de hani kıskançlık duyuyoruz, bilmiyorum. Ya da o bunu başardı, ben nasıl başarmam diye hasetleniyoruz. Onu yapmak yerine o insanları bizim çevremize dahil etmek ve onlardan öğrenmek, onlara belki sorular sormak ve bizi teşvik eden, bizi motive eden, bizim iyiliğimizi isteyen insanlarla zaman geçirmek, çevremizi kuşatmak çok daha sağlıklı olabilir her açıdan. Ve olumlu yaratım mümkün olduğu kadar, tabii ki bütün bunları söylemişken, olumsuz yaratımın da mümkün olduğunu unutmayın. Yani siz enerjinizi işte kaygı verici düşüncelerle ya da gerçekliğinizi ben sevilmiyorum, beni kimse sevmiyor gibi böyle düşüncelerle, duygularla donatıyorsanız, bunları düşünüyorsanız, sizin hayatınıza sizi çok seven birini çekmeniz ya da muhteşem size sizi teşvik eden bir dostluk olması hayatınızda, böyle bir dostu hayatınıza çekmeniz zor olabilir. Ya da kendinizi rahat ve sakin hissetmek isterken diğer yandan da hep stres içindeyim, hiçbir şey yetişmiyor, hiçbir şey olmuyor gibi duygulara kapılıyorsanız o zaman olumsuz yaratımlarda bulunmanız da diyeyim çok normal olabilir. Bunun üzerine de düşünmek gerekiyor. Ve son olarak bir şeyin daha okumak istiyorum size. Onu da bir bakacağım. Şimdi şöyle bir şey var. İstemek hayatımızdaki sayısız ihtimallerden birini kendimize çekmekten ibarettir. İstek duyduğumuzda bir teklif dalgası yayıyoruz. Bu dalga bir yankı dalgasıyla iletişime geçiyor. Bir olaya dair bir ihtimal yarattığımızda bu isteğin gerçekleşebilmesi için en yüksek şansa sahip oluyoruz. Yani arkadaşlar, çok kısaca artık kapanışa geçerken şunu söyleyeyim. İstediğiniz her şeye ama her şeye sahip olabilirsiniz. Ama o yerde olmanız da gerekiyor ve kendinizi o yere nasıl getirebilirsiniz? Bu kitap bu açıdan size bir kılavuz olabilecek nitelikte diye düşünüyorum. Ve videonun en başında söylediğim gibi bilimsel kanıtlara dayalı olması da, özellikle analitik düşünenleriniz varsa ve buna çok doğal olarak kıymet verenleriniz varsa, o açıdan da sizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. Ve artık videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için gerçekten çok 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 mahalo. İyi ki varsınız. Yani sizlere video çekmek, sizlerle paylaşmak gerçekten bana çok keyif veriyor. Biraz böyle hızlı konuşmuş olabilirim. Daha yavaş konuşmamı da isterseniz hani böyle, çünkü kısa sürede her şeyi anlatmak istiyorum. Gerçi yine bir 20 küsur dakika oldu ama
Daha yavaş da anlatabilirim ama dediğim gibi çok uzatmak da istemiyorum bir yandan. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık olsun sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunun yanı sıra Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya herhalde ya da buraya bir yerlere Instagram'ımızı da Instagram'ımı bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Onu yani takip etmeniz benim için çok kıymetli. Çünkü oradan sizinle iletişime geçmek istiyorum. Videoların daha interaktif olması için açıkçası storylerden size sorular sormak ve geri bildirimler almak istiyorum. Tahmin edersiniz ki Instagram bu anlamda daha anlık oluyor. Ama tabii ki de takip etmek isterseniz takip edin diyorum. Ve her cuma saat 6'da yeni video geliyor. Ve bu arada sizin de bana önerdiğiniz kitaplar olursa onu da lütfen yorumlara yazın. Hani illa böyle kişisel gelişim falan olması gerekmiyor. Ben ya okuduğum birçok roman da oluyor bu arada. Sadece sizinle paylaşmıyorum. Hani sizinle paylaştığım kitapları okuyor değilim sadece. O yüzden görmek istediğiniz hani kitaplar varsa bu isimlerini yazarsanız, kitap isimleri ve yazarlarının isimlerini çok sevinirim. Sizden geri bildirim almak bu anlamda çok hoşuma gider diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Ayacıklarım ağrıdı. Neyse arkadaşlar, böyle işte. Siz nasılsınız? Umarım her biriniz çok iyisinizdir. Benden istediğiniz başka videolar olursa onları da yazın. Yani atıyorum şu içerikte bir video çekmek ister misin falan diye. Hani sizin görüşlerinize de açığım. Bunu da böyle söylemiş olmak istedim. Görüşürüz.